Merhabalar, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Habere Doğru programımız başlıyor. Saatimiz tam 16 ve bugün 16 Mart Perşembe. Bugün iki deprem haberiyle haberlerimizde yer aldı. Az önce izlemişsinizdir. Hem Bolu'da 4,8 büyüklüğünde hem de Van sınırında 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu arada sel felaketi de devam ediyor. Şu anda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada Tele1 ekibi var. Tele1 ekibi de bağlanacak. Engin Açar ve Cemal Aysever ve bağlanacaklar. Her ikisiyle de konuşacağız. Böylelikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yani AFAD'ın açıklamasına göre Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,13 metre derinliğinde bir deprem bu Bolu'daki. Daha çok panik yarattı. Bağlandı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı, gün ortası programına. Daha çok yaşananların korku ve telaş olduğunu söyledi. AFAD depremin açıkladığı sosyal paylaşımı da görüyorsunuz bu arada. Büyüklük 4,8 Bolu'daki deprem. Daha sonra da Van sınırında oldu. Daha çok İran'da hissedilen bir deprem bu. O da 5,3 büyüklüğünde bir depremdi. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı, an itibariyle dedi, Sayın Valimizle de konuştuk, herhangi bir yıkım oluşmadı. Halk sokağa çıktı, büyük bir trafik var. İnsanlar okullardan çocuklarını alıyorlar. Psikolojik olarak insanlar sokakta olmayı tercih ediyor diye bir açıklama yaptı. Umut ederiz ki daha başka kötü haber gelmez. Selde bu arada can kaybı 16'ya çıktı. Onu da son dakika bilgisi olarak arkadaşlarım aktarıyorlar. Şanlıurfa'da alt geçitte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 can kaybı var. Onu da aktaralım. Bugün Mehmet Yulay ile birlikte olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Doğu Masası Danışma Kurulu üyesi. Kendisinden hem bu deprem afet bölgesiyle ilgili bilgi alacağız, hem de aynı zamanda seçim çalışmaları o bölgede nasıl gidecek onu konuşacağız. Kubilay Kaptan bizimle birlikte olacak, afet uzmanı. O da bağlanacak uzaktan bağlantıyla ve Engin Açar'a da bağlanacağız. Şanlıurfa'da o da Tele1 ekibi olarak orada şu anda. Ve 17'den itibaren de daha çok siyaset konuşacağız. Suat Özçelebi bizimle birlikte olacak, siyasal analist. Ankara'da kendisi stüdyoya gelecek. Onunla da bu seçim çalışmalarıyla ilgili ittifakların nasıl listeler hazırladığına ilişkin görüşlerini, bilgilerini almaya çalışacağız. Şimdi Kubilay Kaptan'a bağlanalım hemen. Onunla konuşalım, başlayalım programımızı onunla. Afet uzmanı kendisi. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde olan o deprem sonrası bir de o bölgede şimdi sel felaketi yaşanıyor. Merhabalar Sayın Kaptan. Merhabalar efendim, sağ olun. Şimdi sizin de tweetleriniz var. Orada o tweetleri de gösterelim arkadaşlar. Çünkü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı, yakın geçmişimizde yaşanan en büyük sel felaketiyle karşı karşıyayız. Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik diyor, evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Siz de demişsiniz ki Samsun seli beklenmeyen miktarda yağmur yağdı. Batı Karadeniz seli son 500 yılın en fazla yağmuru yağdı. İstanbul seli son 100 yılın en şiddetli yağmuru vesaire vesaire diye, evet, bir görüş belirtmişsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Efendim, yine burada yazdıklarım aslında her biri bu sellerden sonra yetkililer tarafından söylenen şeylerdi. Ve bunların çok fazlalaştırmak mümkün. Burada şuna dikkatinizi çekmek isterim bunu yazarak. Her sel ve deprem, yer kayması, kar fırtınası ne olursa olsun, olandan sonra bunu doğanın büyük gücüne karşısında insanın acizliği şeklinde yansıtmak kadar yapılacak bir yanlış yoktur. Bu sorumluluğu tamamen doğaya yüklemek ya da kadere yüklemekle eşdeğerdir. Oysa durum tam tersidir. Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi olarak hocalarım bana, başta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sonra Boğaziçi'nde şunu öğretti. İnşaat mühendisi bütün yapıları doğayla beraber uyum içinde yaşamak için ve ömrü boyunca olabilecek en riskli duruma göre yaparlar. Eğer siz bir köprü yapıyorsanız, bir bina yapıyorsanız, bir havaalanı yapıyorsanız, bunun ömrü boyunca 50 yıl, 100 yıl, onun üstüne gelecek olan bütün doğa olaylarını hesaplar
En fazla yağmur riski, en fazla deprem riski, en fazla taşkın riski ona göre tasarlarsınız ve bunun üstünde bir şey gerçekleştiği zaman da yıkılmaz zarar görür şeklinde bunu yaparsınız. Fakat maalesef görüyoruz ki mevcut durumda yapılan, son 20 yıldır özellikle yapılan bütün yapılar buna göre değil. Sadece üst yapıya ağırlık verilerek, çevre faktörü, doğa faktörü göz ardı edilerek, ekonomik kısmı bile göz ardı edilerek, neye yol açabileceği bakılmadan yapıldığı için bunları yaşıyoruz şu anda. Yoksa 65 yıldır yağmur yağmış, gayet doğal yağabilir. 100 yıllık yağmur da yağabilir. Ama 500 yıllık yağmur yağmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü 500 yıl önce kimse daha yağmurun miktarını ölçmüyordu. Ya o kadar vahim bir tabloya karşı karşıyayız ki söylenenin bile bilimsel bir anlamı yok. Şimdi tabii o alt geçit birkaç ay önce bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Hatta ihalesi bile yapılmadan açılması nedeniyle de çok eleştiri söz konusu. Dolayısıyla daha yeni bir alandan bahsediyoruz ve şu anda bile cansız bir bedene ulaşıldı alt geçitte. Bütün bunların hepsi tabii hesapsız kitapsız, ihalesiz yapılan ihmaller zincirinden oluşan bir durum söz konusu değil mi? Sorun şu, bakın bu işler yapılırken projeleri yapılır. Bu projeler yapılırken mühendisler ve ilgili kişiler bunun neye ilave neden olacağına bakar. Bu acaba yağmur yağdığı zaman bir isnat duvarı görevi mi görür? Bir bloke durum mu görür? Veya bunun yapılması acaba ileride daha fazla trafiğe yol açacağı için mi sakıncalıdır? Bütün bunlar yazılır. Aslında yazılıyordur yine. Eminim buna. Sorun şu, bunlara bakılmıyor. Bunlar dikkate alınmıyor. Ama sadece onu oraya dikmek oluyor. O dikmenin hesapsız kitapsız şekli bu zaten. Yani o dikmenin, oraya o üst yapıyı yapmanın altyapısı olmadan ve ilave sorunlara yol açacağı söylenmesine rağmen bunu kale almadan yapmanın sonucunu şu anda yaşıyoruz. Artı şunu da söylemek lazım. O kadar tuhaf bir durumla karşı karşıyayız ki böyle bir şey yapılıp buna neden olacağı belliyken ve bunu söylerken ve buna neden olmuşken bir de sel gibi önceden gelindiği bilinen, deprem değil bu efendim, sel. Diyoruz ki önceden yağmur yağacak belli, uyarı yapıyoruz, ben de yapıyorum, herkes yapıyor, meteoroloji yapıyor, şiddetli yağmur bekleniyor diyor. Ya şiddetli yağmur bekleniyor denirken ve burası zaten bir deprem bölgesiyken, insanlar zaten sıkıntı içindeyken, bunlara ilave yol açmayacak tedbirleri insan almaz mı? Vazgeçtim kavşağın köprünün durumunu. Artı o da geçiyor, bu yaşanıyor. Ve siz bakın görüntüde görüyorsunuz. Bu nedir Allah aşkına? Denir be, bu nedir? Şu anda gördüğünüz kepçeyle suları götürmeye çalışmak, kepçeyle suyu taşımaya çalışmak büyük bir maalesef acizliğin göstergesinden başka bir şey değil. Bu olmaz. Yani ben Pakistan'da en azından böyle şey görmedim. Bir yerde bir havuz etkisi yaratılıyor olan kavşaktan dolayı. Sel maalesef havuz etkisi yaratıyor. Ve onu boşaltacak herhangi bir cihazınız yok. Doğal olarak insanlar zaten hayatını kaybediyor burada. Bir de şimdi boşaltma işleminde zaten işte balçık haline dönüşmüş sisteminde bunu yapmaya çalışıyorsunuz. İnanılır gibi değil gerçekten. Evet, sonuçta halkın oradaki tepkisini görünce zaten bütün bu yapılanmayanların yönelik o tepkiyi görüyorsunuz. O liyakatsız kadrolar, ihalesiz projeler ve imarlara yönelik sürekli getirilen aflar sonuçta ülkeyi ne hale getirdi? Şimdi bundan sonra tabii önemli. Çünkü 16 can kaybı var. Bahsedildi şu anda Şanlıurfa'da alt geçitte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Az önce arama kurtarma çalışmaları yapılıyordu zaten. Bir cansız bedene daha ulaşıldı. Can kaybı da 16'ya çıktı. Bu arada da depremler devam ediyor. Sadece bugün olan deprem hem Bolu'da 4,8 büyüklüğünde hem de Van sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sonuçta yapılması gerekenlerin şu an ne kadar acil olduğu anlaşılıyor. Hele İstanbul depremini olabilecek İstanbul depremini düşünecek olursak bu yönde çalışmalara yönelik herhalde bir takım adımlar atılacak deniyor. Ama iktidarın böyle bir davranışı herhalde önümüzdeki 2 ay içerisinde çok ciddi bir çalışma olmayacaktır. Ne diyorsunuz bu konuya? Hayır, böyle bir beklentim benim yok. Olsaydı böyle bir durum zaten son 20 yıldır olan olaylar sonrasında bunlar başlar ve yapılırdı. Doğal olarak herhangi bir beklentim yok bununla ilgili.
Evet. Şimdi bu akşam da açıkça programına katılacaksınız. Sevgili Gökmen Karadağ'ın daha ayrıntılı bilgileri oradan izleyicilerimiz alacaktır. Çok teşekkür ediyorum Kubilay Kaptan. Katıldığınız için programımıza sağ olun. Çok çok sağ olun. Evet, biz de Mehmet Yulay'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi o bölge tabii deprem bölgesi. O bölge evet. Afet bölgesi. Ne olursa olsun orada yapılan binalar, işte altyapı çalışmaları, karayolları, köprüler, ne olursa olsun bu türlü afetlere hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama Mimarlar Mühendisler Odası'nın uyarılarına rağmen hiçbir şekilde önlem alınmamış. Evet, maalesef sel felaketinde ve deprem nedeniyle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatırlarsanız bir süre önce bu İstanbul Havaalanı ile ilgili de bir yine teknik insanların İstanbul Büyük Havaalanı'nın aslında buraya konmaması yönünde bir yapılmaması konusunda bir tercih kullanmışlardı ama sanıyorum tek adam Cumhurbaşkanı bir gün helikopterle dolaşırken şu alana yapın diye bir haber okumuştum. Şimdi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin son zamanlarda ülkeyi keyfe keder. Dediğiniz gibi bilime dayanış sormadan, teknik insanlara sormadan, tüm bilimlere sormadan böyle tekil kararların verilmesi sonucunda çok acil açılışlar yapılıyor. İşte bu Urfa'da açılan doğrudan verilen bir iş, sonradan da bitirilmeden açılışı yapılan bir mesele. Şimdi bununla ilgili tabii yasa kanunların konuşması gerekiyor. 16 canımızı kaybettik. 16 insanımızı yitirdik ve dünden beri orada hepimizin yüreği yanıyor. Onun için AK Parti'nin iş tutma biçimi böyle zaten. Böyle. Onun için yapmakta oldukları yanlışlar Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirdi. Deprem bölgesinde de böyle demin Sayın Kubilay Kaptan söyledi. Teknik yani yağış bu sonuçta beklenen bir şey ve buna ilişki önlem gerekiyor. Önlemsiz hayatın kurbanlarında yaşadığı 20 Türkiye. Önlemsiz ve çare üretmeyen, sürekli problem yaratan bir iktidarın inşallah son iki ayına girdik diye düşünüyorum. Evet, şimdi Urfa'da yaşanan bu olay, Urfa'da 14 kişi, Adıyaman'da 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamına mal olan bir olay. Hem o bölgede deprem oldu, hem sele kapıldı. Oradaki vatandaşların durumu çok ciddi, evet. Sorunlu. Evet, dün Sayın Genel Başkanımız yani 13. Cumhurbaşkanımız oradaydı. Meral Hanım oradaydı. Sanıyorum Ahmet Davutoğlu oradaydı. Anında oradalardı zaten. Sorun oldu her yerde zaten. Yani iktidarı neredeyse artık toplumun genel kabulü anlamında da söylüyorum. Artık devre alacağız. Yani ülke yönetimini devre alacağız şekilde. Olay anında liderlerimiz orada. Cumhurbaşkanı adayımız orada. Evet yani çok anında gittiler. Bu sorunların hepsi çözülmeli. Bu sorunların tümünün üstesinden gelebilecek olan yeterince Türkiye'nin kadroları var. Bu önemli kadroları hep dışarıda kaldı bugüne kadar. Değerlendirilmedi. Kimseyi ayıplıyor anlamında söylemiyorum ama neredeyse ülkenin kritik meselelerinin tümünde mesleği olmayan kişiler tarafından yönetilmekte olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Dolayısıyla liyakata, uzmanlığa dayalı hukuk sisteminde yeniden bir Türkiye'nin inşası şart. Ve Millet İttifakı'nın 2014'ten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bu sürecin başlayacağını, çok kötü günler geçiriyoruz. Gerçekten çok acılarımız var. Ama tümüyle demoralize olmamalıyız. Biz bunun da çok üstesinde gelebileceğimizi görüyorum. Yani bunca meselede Türkiye toplumunun dayanışması, birlikteliği, birlikte sorunları, halkın kendi sorununu nasıl çözdüğünü hep birlikte yaşadık. Türkiye'de yaşayanları demiyorum. Dünyanın birçok yerinde, dünya ülkeleri de ama yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarının da çok büyük bir duygu birliği oldu. Bu duygu birliği meselelerin üstesinde geleceğine ben inanıyorum. 2023'ün 14 Mayıs'ından sonra da bunların hepsi halde yoluna gider diye düşünüyorum. İşte bölgede bu afet olayları yaşanırken Ankara'da da tabii seçim hazırlıkları devam ediyor. Abide alt geçidindeki görüntüyü şöyle bir gösterelim istersen. Orada sevgili Kutay,
Cumhurbaşkanı'nın açılışı var. İşte görüyoruz şöyle. Evet. Orada da hemen birkaç ay sonra da ne hale geldiğini facia. Görüyoruz. Ben birkaç ay, ben iki ay önce oradaydım. Hı-hı. Yani onu da böyle çok şaşalı, çok büyük bir proje gibi sunuldu. Devasa canlı yayınlar, yani tüm TRT başta olmak üzere bildiğiniz o yandaş kanalları tümü büyük bir açılış töreni yapıldı. Kurdeleler kesildi. Büyük bir proje olarak anlatıldı bölgede. Hı-hı. Ama insanların canına mal oldu. Facia bu. Bu halk artık bunun bilincinde. Yani Urfalı, dünden beri birçok Urfalı dostumuzla görüşüyoruz. İl başkanımızla, milletvekilimizle konuşuyoruz. İnsanlar çok tepkili. İnsanlar bu tepkilerini sandıkta bunların gitmesiyle sonuçlandıracaklar. Urfa Belediye Başkanı'na büyük tepki var. Şanlıurfa Belediye Başkanı'na o bölgeye gitti. Yuhalandı, tepki gördü ve hemen o bölgeden kaçtı. Aslında yapması gerekenlerin o altyapıya yönelik çok fazla bir mali güçleri olmadığını söylemişti ama belediyenin o dere ıslahı için para bulamadığını söyleyen belediyenin Japonya'dan borç alıp Taliban'a gönderdiği de ortaya çıktı bu arada. Hiçbir mesela Taliban'a gönderdi. Oradaki kimi para birikimlerinin aslında kontrol edilmeyen şekilde harcandığı da ortada. O çerçevede meseleye baktığınızda ilk iş zaten o bölgedeki yani yerel yönetimlerin, diğer devlet birimlerinin para kaynaklarının nasıl gittiğine bakmak lazım. O kadar aleni bu işler yapılıyor ki, hani Türkiye genelinde bir beşli çete diye bir ifade ediliyor genel anlamda. Ben yazın Doğu ve Güneydoğu'daydım. Her ilin neredeyse bir beşli çetesi oluşmuş vaziyette. Bu iktidar döneminde her yerde, yani görüyorsunuz, sorduğunuzda kim bu? Bu da bizim yerli beşlilerimiz diye ifade ediliyor. Bunlar kamu kaynaklarını, oradaki insan değerlerini, insan ilişkilerini son derece kötü kullanan müthiş bir toplum oluştu orada. Ve bu kişiler oluştu, kesimler oluştu. Bunların toplumun hem değerleriyle ilgili, hem orada yaşayan insanlarla ilgili çok bağ kalmış değiller. Çok para bulmuşlar, çok hak etmedikleri şöhretlere kavuşmuşlar, müthiş birikimi yapmışlar. Bunların hepsi toplumun her kesiminde var olmuş ne yazık ki bu 20 yıl süresi içerisinde. Müthiş bir sınıf, yani böyle bir üst düzey gelir kaynağına elde etmiş kesim var ve bundan itibarı da toplumda yok. Yani o nedenle Cumhur İttifakı sıkıştıkça kendini Hüdapar'a atıyor, kendini Hizbullah'a atıyor, kendini başka yerlere atıyor. Bir çaresizlik var, onu görüyorum iktidar açısından. Uygulamaları her gün, yani hani Allah'ın, yani Tanrı'nın adaleti, Allah'ın adaleti diye düşünebiliriz. Yüzüne çarpıyor. O bölgede yaptıkları tüm yanlışlar yüzlerine çarpıyor. Ettikleri tüm kötülükleri yüzüne çarpıyor adeta. Çevrelerini çok zengin ettiklerini de görüyoruz. Evet. İşte bu Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın eşinin bir akrabası olduğu söyleniyor bu projeyi alan. Evet. İhalesiz bir şekilde alan. Üstelik de ödül verdi kendisine Erdoğan. Ve biraz önce de gösterdik o açılışını yaptığı alt geçidin yapan müteahhiti ödül verdi. O da Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın eşinin yakın akrabası. Zaten yakın herkes yani. Akrabalarıyla iş yapıyor. Bu bir şey, yaşam tarzları oldu. Her beldede, her ilde, hem her bakanlıkta. Hani kimse yabancılık çekmiyorlar. Birbirlerine ilişkin çok yakınlar o anlamda. Yakınlar ile herkes iş yapıyor. Şanlıurfa Barosu'nun bir paylaşımı var. Onu da izleyicilerimizle ve de sizle paylaşayım. Urfa Büyükşehir Belediye tarafından bir firmaya verilen Abide Kavşağı ilave köprü yapım işi neden rekabet ortamı yaratılarak açık ihale usulüyle yapılmamıştır diye soruyor Şanlıurfa Barosu. Davet usulü kullanılmasında nasıl bir aciliyet söz konusudur? Bu konuda kamuoyunu tatmin edici somut açıklama bekliyoruz demiş Şanlıurfa Barosu'nun yaptığı açıklama. Mimarlar Odası da benzer bir açıklama yaptı. Çok doğru. Bu ihalesiz çünkü yani davetli usul toplumun, şehirleşmenin ya da çok acil ihtiyaçların giderilmesi gereken sorunları anında vermeniz gerekiyor. Davet etmeniz gerekiyor. Çok hızlı yapılması gereken imalatlar olması gerekiyor. Ama oradaki o köprü 100 yıl, yani hani 10 yıllardır, 100 yıllar demeyeyim mi, 10 yıllardır zaten merkezde o sorun yaşanıyor. O köprünün yapılması çok aciliyet. Böyle hani davetli bir meseleyi yapabilecek, gerektirecek bir şey yok.
uzun yıllardır da belediye Şanlıurfa'da AK Parti'nin, yani 20 yıldır da onlar yönetiyor zaten. Bu sorun seçime gider ayak, hani yine bir yandaş, yine bir akraba ticareti gibi yorumlamak çok daha doğru. Bölge halkı da bunun farkında. Tabii. Çok büyük bir tepkisi yani var. Dolayısıyla baronun sorduğu meselenin mutlak cevabını vermeleri gerekiyor. Bu bugün verilmese yarın yine sorgulanacak. Hiç yapılan hiçbir suçun karşısız kalmaması gerektiğini bilmemiz lazım. Hukuk çerçevesi içerisinde. Onun için yani bunlar çözülebilecek sorunlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi oradan siyasete geçelim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi Doğu Masası Danışma Kurulu üyesisiniz. Evet. O bölgedeki seçim çalışmalarını da bakıyorsunuz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bölgede alacağı oyların da şu anda ne durumda olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Herhalde bir teveccüh başlamış evet. durumda anladığım kadarıyla. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretlerden bunu anlıyoruz biz. Hem de o bölgeye gittiğimizde arkadaşlarımızın bize aktardığı şey şu. O bölgeye daha önce çok fazla gidilmemiş. Evet. Zaten bir helalleşme süreci de bu nedenle başlattı Kemal Kılıçdaroğlu herhalde. Nasıl o bölgedeki durumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Şöyle diyeyim, yani şöyle söyleyeyim. Sizin söylediğiniz helalleşmeyle başlayalım. Aslında Sayın Genel Başkanımızın 3 yıl önce başlattığı helalleşme aslında biraz ezber bozan helalleşme noktasına geldi. Şöyle ki bugüne kadar gitmediğimiz, etmediğimiz, kapısını çalmadığımız, bize kapısını açmayanlarla biz bir helalleşme sayfası açtı Sayın Genel Başkanımız. Bizi bizimle anlayın dedi. Biz kendimizi size anlatmalıyız, siz de bizi anlamalıyız dedi. Ve grup toplantılarımızı orada yaptı. Çeşitli oradaki kanat önderleriyle görüşmeler yapıldı. Din adamlarıyla, mellelerle, oranın saygın insanları o. Oradaki temel argüman şu. Bu melleler dediğimiz saygın, halkın çok saygın insanları var. Ama bir de Diyanet'in, yani siyasallaşmış din adamları var. Bölgenin o iki unsurunu birbirinden ayırmak lazım. Saygın olan mellelerdir. Kürtçe bilen, Kürt kültüründen gelen son derecede saygın insanlardır. Bunların tümü bugüne kadar, yani kimi zamanlar CHP'ye ilişkin, kimi zamanlar bizim o bölgeye bakışımız sadece kurultaylara hazırlık örgütlerin oluşmasıydı CHP'nin. Sayın Genel Başkan bence bunu çok iyi okudu. Orada halkla temas kurmamızın gerekli olduğunu söyledi. O süreçte ben de dahil olmuştum. Genel Başkanımızın Roboski meselesine bakışı, orada Şen Yaşar ailesi ziyareti, bölgedeki temel ne varsa sorunların tümünü anlatmaya çalıştı, görüşmeler yaptı. Çokça arkadaşımız bu konularda görevlendirildi. Hepimiz bölgeye sık sık gittik geldik. İkinci önemli konu da yine Oğuz Kağan Sarıcı Bey'in, bizim genel başkan yardımcımızın Kuzey Irak ziyaretidir. İki temel argüman ileri sürüldüğünde o Türkiye'de çok da ses getirmişti. Orada bizim bölge halkına bir ön yargıyla bakmadığımızı ortaya koydu. Sayın Genel Başkanımızın bakışını, samimiyeti bölgede çok ciddi karşılık buldu. Karşılık bulunca biz asıl örgüt yöneticileri açısından zaman zaman üzüntü şeyler olmadı mı? Oldu. Çünkü kadroya yeni dahil olan insanların geçmişte yerel olarak kimi sorunlar yaşadığımız insanlar. Ama bunların hepsi aşıldı şimdi. Buradaki aşılma gerekçesi bizim oradaki halkın teveccühüdür. Halkın çok önemli bir kesimi, çok önemli bir kesimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne eskiden çok yakın bakmayan ama şimdi sıcak bakar noktaya geldi. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra da son derece bölgede çok büyük oy alacak, çok büyük destek alacak. Tabii ki faktör olarak burada HDP ve benzeri HDP'nin önder kadrolarının tümü içeride. Yerel yöneticileri göz altında. Binlerce yöneticisi cezaevinde. Dolayısıyla halk da Türkiye'de artık huzur istiyor. Hı hı. Bu huzurun kaynağında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığıyla olacağına, ona olan inancını görüyoruz bölgede. Biz eskiden bölgeye giderken çokça eleştiri alırdık. Yani ne işiniz var diyen dostlarımız çoktu. Ben o bölgenin insanı olarak söylüyorum. Çok fazla kişiydi. Ama şimdi gidip tartışıyoruz, konuşuyoruz, meselelerin çözümüne
ilişkin tartışmalar yapıyoruz. Bu sadece sol sosyal demokrat kesimde değil, mütedeyyin kesimde de bu tartışmaları yapabiliyoruz. Onlarla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de Zeynel Beyciğim, ben 99'da da CHP'nin parti meclis üyesiydim. Hı hı. Altan Öymen döneminde parti meclis üyeliğim vardı. O bölgeden yine çok sorumluydum, gidip geliyordum. Sayın Baykal'ın genel başkanlığında da yine parti meclis üyesiydim. O bölgede çok yakın temasım oldu. Sayın Karayalçın döneminde de çok yoğun bölgede çalıştım. O nedenle ben değişikliğin bu kadar lehte olabileceğini, hani bunu abartarak söylemiyorum gerçekten, son derece halkın teveccühü var. Çünkü demokrasi yok. Orada uzun yıllar baskılanmış bir halkın tercihi var. Gözaltına almışlar, işkence yapmışlar, kimi meseleler yaşamışlar. Bunun demokratik bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileşenlerinin iktidarında olabileceğine inanan geniş bir halk kitlesi var. Sizin huzurunuzda söylüyorum. O bölgede tabii ki HDP'nin ve diğer sol partilerimizin de tavrını dikkate alarak söylüyorum. Birinci turda bölgeden çok yüksek oyla, %80'ler civarında oy alabileceğimizi umuyorum. Sizin tabii son dönemlerde de gittiniz. Özellikle Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle o teveccühü gördüm. Diğer siyasi partiler de desteklediğini söyleyerek gösterdiler bir anlamda. Evet. Dolayısıyla o partilerin seçmenleri de sonuçta kişi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını bir anlamda belirtmiş oldular, değil mi? Çok haklısınız. Dipten gelen bir talep var, bir istek var. Dipten gelen o dalga doğal olarak yöneticilerini de bir şekilde etkileyecek. O dalganın daha da önümüzdeki dönemlerde güçlenerek toplumu etkileyeceğini düşünüyorum. Sadece bölgeyle ilgili değil. Bölgedeki insanlar, Diyarbakır'daki insanlar İstanbul'la da çok ilgili, Mersin'le de çok ilgili, İzmir'le de çok ilgili. Gittikçe bu mutabakat çok güçlü şekilde dipten gelen dalgayı iktidara taşıyacak. Şunu yapmamak lazım. Yani arada %60, %40 bandı meselesine bakmadan, rehavete kapılmadan güçlü şekilde bu 60 günü, 61 günü mutlaka çalışarak yapmalıyız. Herkes komşusunu, dostunu, arkadaşını mutlak şekilde ikna etmelidir. Çünkü Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'ı biliyorsunuz. Yani Hüdapar'a olan aşkı, sevdası ne oldu şimdi? Hani Hüdapar nereden geldi? Hizbullah'ın resmi siyasal partisi. Hizbullah nedir? Bölgenin faili meçhul cinayetlerinin zanlılarıydı. Onlara uygulanan hukuk sistemiyle diğer demokratlara uygulanan hukuk sistemi arasında da olağan dışı bir fark var. Hı hı. Onun için bu iktidar döneminde de Hüdapar'ın kadroları, yani Hizbullah'ın kadroları şimdi ya Hüdapar'ın ya danışmanı ya yönetiminde bulunan insanlar. Dolayısıyla bugün eğer Cumhur İttifakı şeyi düşünüyor ise, bu birlikteliği, hı hı, düşünüyorsa, kapılarına gidiyor ise, bir korkunun, bir şeyin hızlı şekilde iş gidiyor olmanın önlemini almaya çalışıyorlar. Evet. O nedenle. Yani Hüdapar'ın tabii ne kadar kitleye hitap ettiğini bilmiyorum. Herhalde kamuoyu yoklamalarında henüz daha bir şey görmedik. Fakat ona bile ihtiyaç duyması, evet, ilginç. Aslında AKP bunu daha önce de yaptı sonuçta. Terör örgütleri deyip demeden işte Abdullah Öcalan'la mektup, tabii, getirmeler, sonuçta Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmalar, sonuçta hani bir klavyenin tuşlarına her yerine basıyor sonuçta iktidarda kalabilmek için. Galiba. Kesinlikle o kadar renk bütünleştirdi ki, yani bir tarafında Perinçek var, bir tarafında iyi şey var, MHP var, bir tarafında Büyük Birlik Partisi var. Ortalığa düşmüş, yarın öbür gün nerede bir tane odak bulursam onları da alıp geleyim. Şeyi biraz önce işte Menzil Tarikatı'nın duyurusu vardı. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diye. Evet, yani Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diye. Bir çaresizliğin, bir korkunun, bir kaybın olduğu açık. Bu sistemi kendileri yarattı. Bu sistem %50 artı biri. Şimdi bu sistemle gidecekler. Çok net görünüyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ayrı, milletvekili seçimleri ayrı. İki ayrı sandık olacak sonuçta. Bütün güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmek için meclis içerisinde de çoğunluğu sağlamak gerekiyor.
Millet İttifakı'nın amacı o. Evet. Siz ne görüyorsunuz parlamento seçimlerinde, nasıl bir halkın teveccühü nasıl olur? Şöyle, halkın teveccühü Millet İttifakı'nın çok fazla milletvekili çıkaracağına ilişkindir. Bu çok. Ama işte 360 ya da daha üstü bir sayıya ulaşmak gerekiyor. Onun için de yeni seçim sistemiyle birlikte en çok hangi yöntemle? Mehmet Bey, sözünüzü kesmek istemem ama Engin Açar hazırmış. Ona bir bağlanalım, biz devam edeceğiz sonra. Engin Açar, Cemal Aytekin deprem bölgesi, sel felaketinin olduğu bölgedeler. Sevgili Engin, söz sende. Zeynel Lüle, bölgeyi sokak sokak, cadde cadde gezmeye devam ediyoruz. Yetkililer bol bol çalışma yapıyor. Belediye ekipleri her sokakta, her caddede demek isterdik ama maalesef durum öyle değil. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Cemal'le birlikte girdiğimiz bir ara sokak burası. Bakın, yüksekteyiz. Gördüğünüz gibi yerler balçık içerisinde. Burada evlerin birinci katına kadar sel suları basmış durumda. İkinci kata kadar çıkan yerler var. Şöyle Cemal'den rica edeceğim, hemen göstersin. Bakın, o pencerelerde iz var. Gördüğünüz gibi bir kat tamamen dolmuş durumda. Arabalar yine kullanılamaz halde. Şu anda sahada 2-2,5 saattir bu noktadayız. Ve sadece askerlerimizi görebiliyoruz. Ellerinde kazmalarla, küreklerle. Sadece onlar çalışıyor. Onların da 2-2,5 saat önce bölgeye intikal ettiği bilgisi geldi. Mahallenin tam adı Akabe Mahallesi burası. Bizim ilk yayın yaptığımız o kavşaktan şöyle bir 7-8 kilometre gerideyiz. Taşan bir dere vardı. O taşan dere de tam arkamızda kalıyor. Bakın, sadece askerler bu sokakları böyle kalkındırmaya çalışıyor, temizlemeye çalışıyor. Hiçbir şekilde bölge halkının buraya yardım gelmediğini söylediğini de belirtmek istiyorum. Arka tarafımızı da hemen göstersin Cemal. Bakın, araçlar o sel sularının, dev sel sularının ardından bu hale geldi. Tam karşıyı da şöyle zoom girerek gösterir misin Cemal? Zeynel'le bakın, karşıda da çalışmalar devam ediyor. İşte oradaki taşlar, orası bir dereydi ve o dereden taşan sular burayı bu hale getirdi. Yaklaşık 10-15 sokak var böyle yan yana ve hepsinde manzara aynı. Kimse evlerine girip çıkamıyor. Herkes tahliye edildi. Tabii buradan uzaklaşmadı kimse. Kendi çabalarıyla yine evlerini boşaltmaya çalışıyorlar. Evlerine giren balçığı, evlerine giren sel sularını boşaltmaya çalışıyorlar. Şöyle konuğum da var yanımda. Ona da mikrofon uzatacağım ama hemen şöyle bir içeriği göstermek istiyoruz. Biraz karanlık. Apartmanın yarısı suyla dolmuş bir şekilde, hiçbir şekilde içeriye girilmiyor. Hani dedim ya, buradaki mahalleli kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte o mahallelilerden biri yanımda, uzun süredir sahada kendisi. Burada komşularına yardım etmeye çalışıyor ve kendi evleri de sular altında kaldı. Efendim, ilk günden başlayarak anlatır mısınız? O an neler yaşandı ve bugüne kadar? Ben 3. kata yaşıyordum, oturuyordum. Şu anda arabaların hemen hemen yarım metre, bir metre suların içine gömüldü. Bu kesinlikle ve kesinlikle yağmur suyu değil. Bu normal o kanalın önündeki şeyler, kanalın şeyin açılmadı. Pisliklerle dolu. Ondan dolayı o su geldi burada birikti, bizim sokağa geldi. Ondan sonra bu sokak doldu, hepimiz bu evler hepsi mahsur kaldı. Ta Antep'ten buraya yetişti. Antep'ten bir şey oldular. Evet, Engin Açar, Cemal Aytekin, Urfa'dalar. Gördüğünüz gibi oldukça kötü durumda. Yani hem sokaklar, hem o ana arterler, geçitler tamamen sular altında. Can kaybı 16, en son aldığımız bilgiye göre. Ve 5 kişinin hala kayıp olduğu arandığını da biliyoruz. Yani korkunç bir şey. Korkunç bir yönetim şekli. Akıl alır bir şey değil. Evet, görüntüler oldukça kötü dediğiniz evet, gibi. Sen üzülüyor gerçekten. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gitti, evet. Eşiyle birlikte. O biliyorsunuz Kıbrıslı öğrencilerin kaldığı otelin depremde
depremde zarar görmesi, daha doğrusu yıkılması, enkaz haline dönüşmesi nedeniyle de öğrencilerin hepsi yaşamını yitirmişti. Onların ailelerini ziyaret etti. Evet. Yani bir helalleşme de orada yaptı galiba. Evet, yani aslında bir helalleşme denebilir. Büyük bir acı onlar için. O acıyı paylaşmaya gitti Sayın Genel Başkanımız. Acının olduğu yerde olmak istiyor. Olamıyorsa birilerini göndermek istiyor. Acıları ortaklaştırmak istiyor. Acılarımızı ortaklaştırarak acıyı azaltabileceğimizi düşünüyor. Mesele Genel Başkan'ı şöyle anlamamız gerekiyor, Cumhurbaşkanı adayımızı. Zeynel Bey, şöyle bir dönem 2011'de işte MHP'nin barajı aşamadığı dönemlerde MHP'ye kimi zaman destek çıktı. İyi Parti'ye 15 milletvekili vererek sisteme dahil etmeye çalıştı. Adalet yürüyüşü için buradan İstanbul'a yürüdü. Türkiye'de var olan siyasi algıyı değiştirdi. Önünde iki tane mesele vardı. Bir, gerçekten bildiğimiz klasik 80 öncesi sol ve sosyal demokratların, solcuların, sosyalistlerin bir arada olacağı bir blok. Bir taraftan da bugünkü Engin hal. Tekrar hazırmış. Çok özür diliyorum. Tabii. Yine sözünüzü kestim. Engin'e tekrar dönelim, bağlanalım. Çünkü az önce bağlantımız kesilmişti. Evet, Engin, seni dinliyoruz. Beyaz masayı arıyoruz. Adam diyor kaydını alıyor. Kardeşim kayıt alacak bir şey yok. Zaten olay yeri bellidir. Buraya bize kepçe gönderin. Ondan sonra destek gönderin. Gelin ki araçlarımız şeyimizi çıkaralım diyor. Herhangi bir şey yok. Kayıt alıyoruz sadece. En sonunda çare olma bir arkadaştan Aziz Aydınlan, CHP milletvekili, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir insan. Adamla konuştum. 10 dakika benimle konuştu. Telefonda konuştu. Kendisi ilgilendi sağ olsun. Ondan sonra şey yaptı. Mehmet Kuş'u arıyor. Mehmet Kuş'la irtibatla konferansa konuştuk. Diyor ki orada 4 kepçemiz bilmem kaç tane kaymunu orada çalışıyor dedi. Dedim Sayın Başkanım gelin burada o kepçeleri biz de görelim. O kepçeler nerede? Ben de orada şu anda oturuyorum dedim. Sonra şey yaptı. Evet, tekrar herhalde bağlantı kesildi. Evet, Engin Açar ve Cemal Aytekin oradalar. Hem deprem bölgesinde gitmişlerdi, şimdi de sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'ya gittiler. Oradan bize bilgiler aktarmaya çalışıyorlar. Gerçekten de böyle canlı olarak görünce orada yaşanan felaketi çok daha iyi anlıyor insan. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs ziyaretinden söz ediyorduk. KKTC'yi yaptığı ziyaret. Dediğiniz gibi acılar nerede yaşanıyorsa Kılıçdaroğlu orada olmak istiyor demiştik. Ya kendileri oluyor ya partinin yetkilileri görevlendiriyor. Yani çok bu felaket üzerine bir siyasi de şey yapmak, rant elde anlamında söylemiyorum ama şuna emin olmanızı isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediyeleri ya da Millet İttifakı'nın tüm bileşenleri deprem günü hükümet gibi, hükümetten önce alandalardı. Acıları paylaşmaya çalıştılar. Bir dizi önlem almaya çalıştılar. Şunu söylemek istiyorum. Sorun olan yerdeyiz. Bir parti yönetimi açısından da son derece büyük çalışmalar yapılıyor. Onu söylemek istiyordum. Sayın Genel Başkanımızın bu acılarla birlikte işte adalet yürüyüşü ve sonrası aşamayı uygun görürseniz orada anlatmak Tabii. istiyorum. Sonra yani bildiğimiz klasik etnik ve inanç üzerine kutuplaşan dünyada, ülkemizde de buna ilişkin çok mevcut Cumhurbaşkanı bunu çok işlemeye başladı. Kimin diniyle, kimin ırkıyla, kimin mezhebiyle, kimine Ermeni dedi, kimine Kürt dedi, kimine Alevi dedi, ayrıştırarak, ötekileştirerek yaptı. Bunun panzehri Sayın Genel Başkanımızın geliştirdiği siyasi argümandır. Bunu biz sosyal demokratlar uzun yıllardır partide olanlar zaman zaman yanlış bulduk. Zaman zaman farklı baktık. Hala da bakmakta olan arkadaşlarımız, dostlarımızın olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'nin kurtuluş reçetesinin de bugün burada olduğunu görüyoruz. Hı hı. Altılı masanın bir arada olmasının gerekçesi kamplaşmış, ötekileştirilmiş bir Türkiye'den birlikte yaşayan, birlikte acıları paylaşan, birlikte ülkeyi yönetebilecek
iradeyi ortaya koyan mantığın, liyakatın, iradenin konmasıydı. Bu başarılıydı. Buradaki temel argüman Sayın Genel Başkanımızın toplumun her kesimiyle ilgili şunu söylemiyor. Hukuk sistemi içerisinde tartışabiliriz, konuşabiliriz. Hukuk herkese lazım. Mesela bu dönemle ilgili söyleyeyim size. HDP ile iletişime geçtiğiniz zaman ne diyor? O işte PKK terör örgütünün bilmiyorum falanı filanı diye. Ama şimdi aynı şey Hüdapar için geçerli. Yani Hüdapar nereden geliyor? Hizbullah'tan geliyor. Hizbullah hala Hizbullah'ın hüküm giymiş Hizbullah kişileri Hüdapar'ın ya danışmanıdır ya Hüdapar'ın yöneticileridir. Şimdi iki meseleyi tartışırken bir tarafta toplumu bir başka şekilde şartlıyorsunuz. Bir diğer taraftan da bahsettiğiniz kriterler Hüdapar için de geçerli. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni esas alan programı var. HDP ile Hüdapar tabii çok farklı. Hüdapar HDP mesafesini koydu. Tabii. Koymaya da mümkün olduğunca gayret ediyor. Ama Hüdapar hiçbir zaman öyle bir aynı mesafe bir sorunu yok. HDP'nin Hizbullah'la. Tabii asla. Yani HDP'nin bir de o farkı var. Ayrıca iç içeler çok fazla. Yani çok üzülerek söylüyorum ama. Bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kimi kararlar Hüdapar'ın uygulandığı, daha doğrusu Hizbullah için. Terör, yani Gafar Okan'ın katilleri bir süre sonra serbest kaldı. Hı hı. Gonca Kürüş'ün bir süre sonra kaldı, dışarıda kaldılar. Mehmet Sincar aynı şekilde katledenler dışarıda kaldı. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali nedeniyle verdiği kararı şeye uyguluyorsunuz, Hizbullah'a, ama HDP'lilere, Selahattin Demirtaş'a uygulamıyorsunuz. Osman Kavala'ya uygulamıyorsunuz. Yazara, çizere uygulamıyorsunuz. Böyle hani mesele bakışı, hukuk sistemi açısından da son derece yanlış uygulamalar var. Hı hı. Onun için bizim Sayın Genel Başkanımızın uzun zaman yani bu helalleme ve ezber bozan yaklaşımı, karşı mahallelerdeydik. Birimizin yüzüne bakamazdık neredeyse. Aynı yolda yürürken birimize yan bakan, hatta mahallelerimize gitmede gelmede zorlandığımız insanlarla şimdi geleceği birlikte görüyoruz. Sakin, sessiz, iyi bir dil. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hukuk sisteminde de bu böyle olacak. Yani Cumhur İttifakı'nın sona erdiğinden sonra göreceğiz, yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın seçiminden sonra da, Millet İttifakı'nın iktidarında da Türkiye yeniden bir özgürlüklerin rahat nefes aldığı bir ülke haline dönüşecek. Buna çok hasretiz. Sevgiye, özleme, dostluğa, kardeşliğe, ayrımcılığa hayır diyecek bir dünyaya çok ihtiyacımız var. Özellikle de bu kutuplaşma, hani ülke vatandaşlarının bir kısmını dışlayan, hiç kale almayan, kendisine soru sorabilecek gazetecileri yanına yaklaştırmayan bir anlayış zaten ülkeyi ciddi bir şekilde kutuplaştırdı ve bıktırdı. Vatandaş bundan çok ciddi bir şekilde muzdarip. Evet. Bu nedenle kucaklayan, sahiplenen, şefkat dili kullanan, hakaret etmeyen, evet, bir dile ihtiyaç var. O dili de mümkün olduğunca işte iktidar değiştiğinde herhalde onu hem Kemal Kılıçdaroğlu hem diğer siyasetçilerde göreceğiz. Çok net. Şimdi şöyle bir tabloya bir bakın Allah aşkına. Yani dün Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili söylediğini, Erdoğan'ın Bahçeli'yle ilgili söylediğini, Doğu Perinçek hani söyledi. Hani biz birbirimize benzemez bir altılı masa ifadesi var ama burada bir payit var. Yani bizde hani sonuçta devlet yönetimi konusunda çok paydaş siyasi dil kullanılıyor. Kimisi gelecek planlamasında, uzmanlık alanlarında herkes kendini bir şekilde güçlü şekilde hükümet etmeye, devleti yönetmeyi, hı hı, bir ortak dil oluşturuldu. Allah aşkına şimdi şeye bakıyorum da Hüdapar Doğu Perinçek, Hüdapar MHP, Büyük Birlik Partisi MHP, Büyük Birlik Partisi Doğu Perinçek. Şimdi bu acayip bir durum. Ayrıca onların yanında şimdi şeyi de, tarikatları da, lokal tarikat çalışmasını ya da desteğini sosyal medyada paylaşmak bir çaresizliği ifade değil mi? Bir çaresizlik. Sığınabilecekleri neredeyse her dala sığınacaklar. Bir süre sonra
hani bu suç işler misin açınızdan basına zor durumda bırakmama adına söylüyorum ama hani giderken böyle iptacıya de sarılırlarsa hiç şaşırmayın. Çaresizlik çok zor onlar açısından. Hükümet etmek ve hükümetinin sonlanmasını görmeye tahammülleri yok. Her türlü yolu deneyebilirler iktidar olmak için. Çok minik tarikatlara da yarın öbür gün gidecekler. Değişik yerlerde de arayıştalar ama ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye halkının verasetine ben çok inananlardanım. Cumartesi günü, 4 dakikamız kaldı. Cumartesi günü HDP ile bir görüşme var. Evet. Diğer partilerle de var. Diğer hafta sonunu başka siyasi partiler ve siyasi oluşumları ziyaret ederek geçirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ana haber bültenimizde ayrıntılarını izleyecek izleyicilerimiz. HDP ile olan görüşme tabii. Önemli tabii. Çünkü şu anda 3. büyük siyasi parti konumunda HDP. Bir cumhurbaşkanı çıkarmayacağı anlaşılıyor. Ne diyorsunuz? Yani, adayı. HDP aslında çok sağduyulu, siyasi bilinci yüksek olan bir siyasi parti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'de kadroları siyaseten en güçlü bilgiye sahip kimselerdir. Taban duyarlılıkları da hiç bir zaman göz ardı etmeyen yöneticilerdir bunlar. Toplumun duyarlılığına yanıt vermek durumunda kalırlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki tercih kendilerinin. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın HDP'yi ziyaret etmesi son derece önemli, son derece doğru. Diğer siyasi partileri de ziyaret edecek. Yani yeniden Refah Partisi'ne de gidecek bildiğim tabii. kadarıyla diğer siyasi partilere de gidecek. Hatta sanıyorum MHP ile AKP dışındaki diğer partilere de gidebilir. Ama bir bilgi, benim hani yorumum bu. Gidebilecek her kesime gidecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın, genel başkanımızın dünyasında ötekileştirme yok. Ama karşı tarafta hakaret içeriyorsa ona bir rezervi var. Dilini bozuyorsa ona bir itirazı var. Ama onun dışında ortak dilde, ortak duyguda, birlikte yaşama alanında sorunları en demokratik şekilde tartışmayı, hatta diyor ya bazen bana haksızlık, kendisine hakaret edenleri arayıp soruyor hatırına. Hani bir yanlış anlaşılma var bu gerekçeyle sorabiliyorsa bence bu da çok önemli bir siyasi liderin yapabileceği önemli şeyler. Bunlara çok hasret kaldık. Bu hasretimizi inşallah 15'inden sonra Türkiye'nin tümüne yayarak, sorunlu olan tüm yerlerin sorunlarını birlikte çözerek, demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde, birlikte yaşama, o iyi bir dilde, sevgiyle, huzurla yaşayabileceğimizi umuyoruz. Bunun için iktidara talibiz. Bunun için iktidara da geleceğiz ve bu halk da bu iktidarı özlemiş vaziyette. Gergin bir toplum değil, gerilmiş bir toplum değil. Birlikte yaşayan bir toplum. Evet, özellikle de bugüne kadar ihmal edilen o doğu bölgelerinde buna çok büyük bir ihtiyaç var. Çok. Siz de zaten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o bölgeden sorumlu olan işte bir danışma kurulu var orada. Evet. O danışma kurulunun üyesisiniz. Evet. Oraya yaptığınız ziyaretlerde bu evet. şeyi görüyorsunuz çok. Herhalde. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim konuk Mehmet ettiğiniz için. Mehmet Yula'yla birlikteydik efendim. Mehmet Yula Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Masası danışma kurulu üyesi. Aynı zamanda aday da evet, oldu. Bugün mü yaptınız başvurunuzu? Evet, bugün onun için Tele1 uğur getirsin diye geldik. Hadi bakalım. Evet, Ankara 3. bölgeden milletvekili adayı. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, birazdan Suat Özçelebi ile birlikte olacağız. Siyasal analist Suat Özçelebi biliyorsunuz daha çok uzaktan bağlantıyla, İstanbul'da olduğu için uzaktan bağlantıyla kendisinden görüşler alıyorduk. Bu sefer Ankara'da stüdyomuzda olacak. Biraz daha uzun süre birlikte olma imkanını değerlendireceğiz Suat Özçelebi ile. Onunla tabii tamamen şu ana kadar siyasi partiler arasındaki o ittifak çalışmaları nasıl gittiğini, önümüzde nasıl bir süreç yaşanacağını konuşacağız. Çünkü seçim listeleri hazırlanıyor yavaş yavaş. Simülasyon çalışmaları yapılıyor partiler arasında. Çünkü mevcut siyasi parti yasası ister istemez birlikte seçimlere gitmeyi zorlayan bir yasa. Şimdi onunla ilgili Suat Özçelebi'nin görüşlerini alacağız birazdan.